gün ve tarih programı ile yine beraberiz. 11 Ocak 1997, yakın bir geçmiş, bu tarihte meydana gelmiş olan bir olayı konuşacağız sizlerle. O da, o devrin 54. hükümetin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan, 50 şu kadar küsür din görevlisine başbakanlıkta akşam yemeği, yani iftar yemeği vermiş. Ve bir kaşık suda fırtınalar kopmuş. Bunu birazcık irdelemek istiyoruz. Efendim, başbakan siyasi bir kişiliktir. Başbakanlık siyasi bir makamdır. Cumhurbaşkanı da öyle, Cumhurbaşkanlığı da öyle, köşk. Buraya seçilmiş olan devlet büyükleri siyasi kişilik olmaları dolayısıyla, siyasi kişilikleri dolayısıyla her tür halk kesimiyle iç içe olmak, zaman zaman onlarla buluşmak, dertleşmek, halleşmek, görüşmek zorundadırlar. Bunu yapmazlarsa zaten görevlerini yapmıyorlar demektir. Nitekim başbakanlıkta bulunan kişi, başbakan, öğrencilerle görüşür. İlim adamlarıyla görüşür. Esnafla görüşür. Din adamlarıyla görüşür, bir araya gelebilir. Sanayiciler, çalışanlar, malüller, emekliler, çalışmayanlar, işsizler, azınlıklar, çoğunluklar, aklınıza ne gelirse, memleketimizde yaşayan her tür vatandaş topluluğu ile bir araya gelip, zaman zaman onlarla programlar yapıp, onların dertlerini dinleyebilirler. O hükümetten önce de öyle olmuştu zaten. Mesela bakınız, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel 1995 yılının 27 Ekim'inde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ile diğer dini liderleri, başka dini liderleri resmi kıyafetleriyle veyahut da dini kıyafetleriyle başbakanlıkta ağırlamış, onlarla görüşmüş, sorunlarını dinlemiş, onlarla yemek yemişti. Tarih 27 Ekim 1995. Bu hiç basına malzeme olmadı. Zaten olmasına gerek yok. İşin tabiatı budur, gerçeği budur, olması gereken budur. Hemen ondan bir müddet sonra, daha öncesi var elbette, onları söylemiyorum. Ondan bir müddet önce 14 Şubat 1996 tarihinde de yine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel köşkte bir iftar yemeği vermiş ve bu iftar yemeğinde din adamları ve dini çevreleri davet ederek onlarla toplantı yapmıştı. Bu da hiç basına malzeme olmadı. Bu olay sadece bizde de değil, bütün dünya devletlerinde uygulanmaktadır. Zaten eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Mesela zaman zaman Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika'da bulunan dini cemaatlerin temsilcilerini orijinal kıyafetleriyle, kendi kıyafetleriyle, üstelik kendi geleneklerine ve dini gereklerine uygun şekilde onları karşılar, onlarla beraber olur ve onlarla halleşir, oturur yan yana. İftar zamanları, Ramazan zamanları da Müslüman azınlıklara, Amerika'da bulunan Müslüman İslam dini mensuplarına da zaman zaman iftar yemeği vererek, dualarla, Kur'an-ı Kerim'le ve onların dini kıyafetleriyle efendim beraber olarak bu törenleri veyahut da bu programları icra ederler. Bunu hiçbir Allah'ın kulu yadırgamaz. Tam aksi bir örnek veriyorum. İran'dan bir örnek. Zaman zaman bakıyoruz, arka planda da gördüğünüz gibi, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, İran'da bulunan Hristiyan
dininin temsilcileriyle zaman zaman bir araya gelir. Onların kıyafetlerinden ötürü İran'da hiçbir basın mensubu tek bir laf edemez, etmez, gerek de yok zaten. Kendi orijinal kıyafetleriyle bunu karşılar. Ama ne hikmetse, o devrin 54. hükümetin başbakanı Sayın Erbakan, dini liderleri, din adamlarını ve cemaat önderlerini çağırarak bir iftar yemeği vermiştir. Kıyamet kopmuştur. Hemen arkasından iki gün sonra Atatürkçü Düşünce Derneği diye bir dernek var. Bu dernek derhal bir suç duyurusunda bulunmuş. İrtica köşke taşındı. İrtica başbakanlıkta. Efendim başka manşetler. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu kadar da yapılmaz ki. Muhterem izleyicilerim, elbette bu yaygaralar 3 tane din adamının başbakanlığa giderek yemek yemesi olayı değil. Ya menfaati bozulanların feryatlarıdır. Kimin ne menfaati bozuldu? Şöyle bir kuş bakışı görelim hep beraber. Yeniden hatırlayalım. Refah Yol Hükümeti, Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi'nin koalisyon hükümeti Sayın Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında göreve gelmiş. Kısa süre sonra kaynak paketleri icat edilmiş. Kendi kaynaklarımızla kalkınabilmek için, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için. Daha sonra da havuz sistemi devreye sokularak o güne kadar kimsenin aklına gelmeyen, bulunmayan, bilinmeyen, bilinse dahi uygulanmayan bir metot. Devletin faiz giderleri, devletin faiz gelirleri. İkisine de dışarıdan muhatap buluyorsunuz. Birisi çuvalla alıyor faiz gelir olarak, birisi de efendim torbayla geri dağıtıyor. Devlet şu kadar zarara uğruyor. Rantiyeciler şu kadar parayı alıp götürüyorlar bu metotla. Bunun önüne geçmiş olduğu havuz sistemi. Menfaatler bozuldu. Rantiyeci cebinden birkaç ay içinde 18 milyar dolar para kaybetti. Feryat etmesin de ne yapsın? Sendika ağaları, efendim her sene işçilerle devlet otururlar, işçi ücretleri konusunda pazarlık yaparlar, belli bir rakamda anlaşırlar veya anlaşamazlar. Anlaşırlarsa ne ala, anlaşmazlarsa grev olur, lokaut olur, olay olur vesaire olur. Bunların hiçbirisi olmadı. Sendika ağaları bunlardan dolayı rant elde edemediler. Neden? Çünkü daha masaya oturmadan istekleri başbakanlığa bildirildi. İşçiler ne istiyor? Yüzde şu kadar. Başbakanlık derhal onun şu kadar üzerinde para vermek suretiyle anlaşma masasına dahi oturmadan iş hemen hallolmuş. Ne masaya oturulup reklam yapılabilmiş sendika ağaları tarafından, ne büyük işler çeviriyoruz, işçi haklarını koruyoruz görüntüsü verilebilmiş. Bütün bunların üzerine çizgi çekilmiş, sendika ağalarının rantı gitmiştir, reklamları gitmiştir. Onlar da dertlidirler, onlar da istemektedirler ki başbakana kusur bulalım ve hükümeti devirelim. Kendi imkanlarımızla kalkınma çabasına girmiş devlet, başbakanlık ve bakanlıklar. Nedir bu? İthalat azalmaya başlamış. Kendi üretimimiz devreye girmiş. Kendi helikopterimizi yapabilmemiz için projeler üretilmiş, alelacele finansman teminine gidilmiş. Kendi sanayicimiz korunmaya alınmış. Dışarıdan gelen ithalatla köşe dönücüler büyük bir kayba uğramışlar. Onlar da istiyorlar hükümet yıkılsın. Ayrıca D8 projesi yürürlüğe sokulmuş. Başbakan Sayın Erbakan hemen İslam ülkelerini dolaşmış. Onlarla birlikte D8, yani kalkınmakta olan 8 ülkeyi bir araya getirerek 1 milyara yakın nüfusun bir araya geldiği büyük tüketim toplumu, büyük üretim toplumu
olabilecek şekilde organize edilmiş, kendi ihtiyaçları kendi imkanlarıyla üretilecek şekilde anlaşmalar yapılmış, dünyayı tek kutuplu olarak sömürmeye alışmış olan Amerika, dünyanın kaymağını yemekte olan Avrupa bunu hazmetemezlerdi. Edemediler. Hemen bu hükümetin yıkılabilmesi için çeşitli senaryolar üretmeye başladılar. Sömürü çarkları bitiyordu. Sömürü çarkları artık dönmeyecekti. Bir çare bulmalıydılar. Denk bütçe yapmaya teşebbüs etmiş Sayın Erbakan ve hükümet. Bu ne demektir? Borçlanılmayacak. Kendi imkanlarımızla, kendi bulduğumuz kaynaklarla, yerli kaynaklarla biz bütçemizi finanse edeceğiz ve tüm giderlerimizi yerli imkanlarımızla karşılayacağız. Dışarıdan borç verenler, içeride tefecilik fiyatına devlete borç verenler, devlet tahvillerini efendim şu kadar karıyla alıp satanlar, bütün bunlar hükümetin devamının bitmesini istiyorlardı. Ve denk bütçenin 2 ay kadar da gerçekleşmiş olması onları daha da tedirgin etti. Bugüne kadar gelenler hep şunu yapacağız, bunu yapacağız demişler ama yapma imkanları bulamamışlar veya yapmamışlar. Ama Erbakan hükümeti, koalisyon hükümeti yazdığı, koalisyon şartlarına yazdığı, hükümet programına yazdığı hususları tek tek gerçekleştiriyor. Denk bütçeyi de yoluna sokmuş bulunuyorlardı. Büyük bir kazanç elden gidiyordu onlar açısından, rantiye açısından. Gittiler Yunanistan'da toplantılar yaptılar. Gittiler, efendime söyleyeyim, bir araya geldiler dışarıda. Ordu içinden, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden, kendi kafalarına uyan maceracı 1-2 kişi de ayarladılar. Şu kadar bir şartla efendim geldiler, 28 Şubat'ta dayatmaya başladılar. Ne milletle alakası vardı bunların, ne de Türk Silahlı Kuvvetleriyle. Çünkü içeriden küçük bir azınlık, cuntacılık oynamaya hazır, teşne hazırlık ve bunlar yönlendirerek efendim diğer arkadaşlarını Türkiye elden gidiyormuş. İrtica kapıdan girmekteymiş. Efendim elinde baltalı şeriatçılar geliyormuş. Müslüm Gündüzler türemiş, Fadime Şahinleri beceriyorlarmış. Affedersiniz. Bu havayı verdiler. Ve hükümeti köşeye sıkıştırabilmek için bula bula 51 tane din görevlisine Başbakanlıkta iftar yemeği vermesini bir kaşık suda fırtına koparırcasına gündeme getirdiler. Daha doğrusu yarım bardak rakıda fırtınalar koparılıyordu. Ve sendika ağaları, işverenler bir araya gelerek dörtlü çete, beşli çete görüntüleriyle hükümet yıkılmaya kalkışılsa bir de kalkışıldıysa dahi hükümet direncini gösterdi. Bunlara papuç bırakmadı. 28 Şubat'tan ta Haziran ayının bilmem kaçına kadar direndi. Ancak Doğru Yol Partisi'nden çürük 60-70 tane milletvekili bulmak suretiyle onları Doğru Yol Partisi'nden ayırmak suretiyle hükümeti istifaya mecbur bırakmak ve yanlış birilerine, hükümet kuramaması gereken birilerine hükümet kurdurmak suretiyle de Refah Yol Hükümeti, 54. Hükümet, 54. Başbakan bu şekilde istifaya zorlamış. Bu güzel hizmetlerin önü de bu şekilde kesilmiş oluyordu. Demek ki efendim 51 tane din görevlisine Başbakanlıkta iftar vermek kıyametin habercisi değil, kıyametin kopmasının başlangıcı değil. Bu olsa olsa başbakanın siyasi kişiliği dolayısıyla yapması gereken faaliyetlerden sadece bir tanesi idi ve bildiğiniz olaylar bundan sonra olmaya başladı. Süremiz sona erdi efendim. Bugünlük de sizlere Allah'a emanet ediyorum.
bereketle kalın.